السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الله والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا، مدد يا مشايخ الصحبة. دستور طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Nefsimizin şerrinden sana sığınırız. Kötü amellerimizden sana sığınırız. Nefis hiçbir dakika insanı rahat bırakmaz. Onun için kendi takatıyla insan nefsini yenemez. Nasıl yenecek? La takin Allahumme la takinna ala enfusin tarfat ayn ve la aqal min zalik. Allah'ım bizi nefsimizin eline bir göz açıp kapayana kadar bırakma diyor. Hadis-i şeriftir bunlardan. Kendimizin kendi kendimize kalsak nefsim bizi çoktan helak eder, bitirir. Yiyip bitirir. Şimdi devamlı Allah unutmamak lazım. Bir göz açıp kapayana kadar bile rahat bırakmayın nefsinizi. Devamlı Allah'ı hatırlayın. Allah'a tevekkül edin. Allah'tan yardım isteyin. Tarikatın zaten ilk dersi nefsi öldürmek, nefsi kontrol altına almaktır. Tarikata geldin mi nefsini bırakacaksın. Yani daha önceki gibi düşünmeyeceksin. Nefsinin sevdiği şeyleri Allah sevmiyorsa sevmeyeceksin. Nefsin hastalıkları çok. Mevlana dediği gibi insan hamdır. Tarikat pişiriyor adamı. Hamdım, piştim. Sonunda da yandım diyor Mevlana Hazretleri. Yanmadan dünyada yanacaksın ki ahirette yanmayasın. Sana insan kötü muamele etse bile sen onu nefsim daha kötüsüne layıktır diye kızmayacaksın. Nefsim o kadar kötü şey ki bu adamın yaptığı ya söylediği şeyler çok daha fazlasına layıktır bu nefis. Ona kızmayacaksın. Bu ateşte nasıl demir ateşe konup vura vura ne kadar pislik varsa içinde çıkar, tertemiz kalır. Keskin kılıç olur. Bıçak olur. Güzel şeyler olur yani ama o demir parçası olduktan sonra o paslanıp gider, o bir şey bir işe yaramaz. Herkesin nefsi öyledir. Ha gelmiş, ha oldu, gitmiş. Hatta insan yaşlandıkça nefsi daha beter olur. Daha kötü olur. Daha büyür. Daha canavar olur. Ejderha olur, yutar gider insanı. Hani nefsini küçükken
bu terbiyeyi almadıktan sonra hiçbir şey durmaz onun karşısında. Kendini de zaten insanı yutmuş bitirmiştir zaten o vakit. Yani yaşlı oldum, yaşlandım da kurtuldum diye bir şey yok. Ne kadar yaşlanırsan o kadar daha kötü oluyor. Allah kimseyi nefsinin eline bırakmasın. Bu şeyhimizin, tarikatın faydası budur. Ama insan şeyh öğretir. Kendi almasa kendi bilir. Nasıl okulda şimdi artık öyle sınıfta bırakmıyorlar. Eskiden bazı çocuklar 2 sene, 3 sene sınıfta zor geçerdi. Şimdi öyle bir şey yok. Okudun, okudun, okumadın, sınıf geçiriyorlar. Hiç öyle sınıfta kalacak diye bir şey yok. Tarikatta da aynı şeydir. Sen senelerce kalırsın ama kendin istemedikten sonra öğrenmek, sen keyfin bilir. Ama şeyhin dediklerini yaparsan sen kazanmış olursun. Boş boşuna oturmuş olmazsın. Sonra pişman olmazsın. Deyve Sayın Prophet sallallahu aleyhi ve sellem is making, praying, Allah don't let us to follow our bad ego and to not do bad action. We are putting ourselves in hand of Allah to protect us from this. And it is not easy to do it. Also, Prophet sallallahu aleyhi ve sellem praying, Allahumme la takilna ila enfusina tarfata ayn ve la aqalla min zalik. Don't let us to our ego to 1 second even. In 1 second, you can lose everything. Every time, you must be you remember Allah Azza ve Celle. Ego, it is not easy thing. It is controlling everybody. And tariqa to protect people from ego. It is first thing, benefit of tariqa. When you follow in tariqa, you are you'll protect yourself if you are really following, because tariqa also Sheikh show you what to do, but if you are not doing it is not you cannot blame tariqa. I am in tariqa 50 year, I am in tariqa 40 year, and but your ego, it is like Pharaoh. What is benefit? Because tariqa, it is for spiritual, and it is very kind thing now. Nowadays, like school, I don't know in Europe what it is, what it is, but all time when I was in primary school, Primary school. primary school, if you are not working hard, are not working hard, even little bit, not so hard, you can go up for another class. But if not studying, we are lazy, not doing anything, you will be in this class 1 year, 2 year, 3 year. After that, they throw you out from school. But nowadays, no, this system, they change it. Everybody
كان pass exam, was if do good in exam or not bad, he will be pass. But one going to higher school, they will not accept him because there is also exam. If he can pass this, he can take, but not, he will be down. Our tariqa is nowadays like this. Everybody there can do what they like. They like to finish their ego. They can follow order of Sheikh. If they happy with ego, they can follow their ego, and it will be grow with them. When they are going older, their ego, they will be bigger, 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 like monster it will be. They swallow them. Don't say I'm in very old in tariqa. It is not important. The important thing to be cooked in tariqa, because everyone coming raw. Raw, you cannot eat raw meat. Maybe you eat bread even, you cannot eat it with raw when it is not cooked. Dough. Dough. Maybe you can eat one, two pieces, but it is not good. But when it is cooked, it will be very, very delicious, and you eat. And it will be health for you, for your body. But if you are not doing, it will be stomach ache you have, and it is not good. So everybody know in this tariqa, slowly, slowly cooked. Maulana even Jalaluddin Rumi, he said, I was raw, I cooked, and I burned. So it must be burned at the end to not to be left anything from your ego, just clear. And it is also for when you see somebody not happy with you, saying something good, bad for you, don't be angry for them. Don't blame them. Even said, you must say, my ego, it is worse than this. It is very few what he said for my ego. It is real, my ego not good, so it is, you cannot blame this man. To see everybody good like this one, this is teaching of tariqa. And when it is like this, like you are in oven for iron also. When they put in iron and make it with hammer, like many times, and the end coming very good sword or very good knife. But if without this, it will be nothing, just a piece of iron there, rusted, and nobody looking for that. But when it is in fire like this, so it will be become good thing. So don't be love to be rest, nobody harm you, nobody, you are angry for everything. Don't be like this. Only be accept this and say it is for my ego and it is coming from Allah, it is good. Inshallah, Allah not make us to make this, because not easy, we said from beginning. It is with help
of Allah, we can do, inshallah. Inshallah. But we must accept our ego, the worst thing. وَمِنَ اللَّهِ التَّوْفِيقِ الْفَاتِحَةِ